Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız oya ve dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Bir de beyaz kullanacağım. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. günlerimize. Sinem arkadaşımız bana bir iğne oyası gönderdi. Instagram hesabımız üzerinden. Instagram kullanıcı adımızda arkadaşlar. Derya Bıyık alt tire oya ve dantel dünyası olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşımızın gönderdiği modeli açalım ve görelim kimin modelini göndermiş onu da söyleyelim. İğne oyası. Şöyle bir bakalım arkadaşın sayfasına haksızlık olmasın. İğne oyası 6006 adlı kullanıcının modelini göndermiş gördüğünüz gibi. İnşallah görmüşsünüzdür modeli. Şu şekilde bir iğne oyası. Şimdi biz bunu nasıl tığa çevirdik? Şu sadece arayı biraz ben daha farklı yaptım. Bu şekilde biz de tığa çevirdik arkadaşlar. Şuradaki yuvayı biraz daha küçülteceğim. Gördüğünüz gibi 6 yapraklı yaptım. O modelde 7 yapraklıydı bu beyaz. Biraz daha küçük düşmesi için 6 yapraklı yaptım ama tek sıkıntımız şu orta yuvayı biraz daha küçük tutacağım. Şimdi öncelikle motifini yapalım. Gördüğünüz gibi burada da Oradaki şeye benzesin diye tunus yapraklar yaptım. Aralarına da şu şekilde bir ara yol yaptım. Küçük dağlar. Bunların üzerine de pıtırcık yapılabilir istenilirse. Dediğim gibi oradaki orta yuvayı biraz daha küçültmek istiyorum. Şimdi ipimi tığıma sabitliyorum. 1-2-3-4-5-6-7 adet zincir çekeceğim hayda bismillahirrahmanirrahim ipimi sabitledim 7 adet zincir çektim şöyle dibinden başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva elde ettim. Gördüğünüz gibi küçüktük. O biraz büyük olmuş. 5 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. 2 2 çektim. Araya 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. 2 2 çektim. Bayağı bir küçüktüm arkadaşlar. Ben bu ortaya 3 zincir çekip başına bir aldım girdim 2 2 çektim 3 zincir çekip başına bir alıp girdim ikişer ikişer alıp çıktım 3 zincir çektim girdim yuvaya 2 2 çektim 1 2 3 4 5 oldu 3 zincir girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 6 oldu 3 zincir çekip ilk başladığımız noktaya bakın buraya batıp ilmek alıp diğer ilmekten geçirerek sabitledim. Bir adet de zincir çekip ipimi kestim. Şu şekilde bir orta elde ettik. 7 yuvalı olacak arkadaşlar. 6 çiçeğinin yaprağında kullanacağız. Birinden de ekleme yapacağız. 7 yuvalı bir orta tomurcuğumuz oluşacak. Evet arkadaşlar beyaz rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim. Yapmış olduğumuz yuvaya girdik. Bakın bu şekilde ipimizi sabitledik. 14 adet zincir çekiyorum. 3 4, .5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şöyle dönüş yaptım. Aynı yuva içerisine girip 14 adet zincirimi kapattım. 2 adet zincirle dönüş yapıyorum. Şimdi bu 14 adet zincirime girip kapatıyorum 1. 2 adet zincir çektim, kapattım. Dolana kadar yapıyoruz aslında. Ama sanırım 10 veya 12 ile dolacak. 2 adet zincir çekiyorum. Girdim, kapattım. 2 adet zincir çektim, girip kapattım. Kaç oldu? 3, 4, 5. 2 adet zincir kapattım 6. 2 adet zincir kapattım 7. 2 adet zincir kapattım 8. 2 adet zincir kapattım 9. 10. 2 adet zincir çektim, kapattım. 11 dediğim gibi 12 tane 12 kez 2 adet zincirle doldurduk. Aynı yuva içerisine girip bir sık iğnesiyle sabitliyorum. 3 zincir çekip yandaki yuvaya giriş yaptım. 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Dönüş yapıyorum. Girdim bakın yuvama. İpin ucunu alıp bu tarafında sıkı bir şekilde 14 adet zincirimi kapattım. 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm. 14 zincirim içerisine girdim. Yine 2 zincir kapatarak dolduruyorum. 2 zincir çek kapat. 2 zincir çek kapat. 4 2 adet zincir kapattım 5 6 7 2 adet zincir kapattım 8 2 adet zincir kapattım 9 2 adet zincir kapattım 10 11 ve 12. Yuvaya giriyorum bir sık iğnesi ile sabitliyorum. İki dalımız hazır yaprağımız. Araya 3 adet zincir çekip yandaki yuvaya sık iğnesi ile giriş yaptım. 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Dönüş yaptım. Bakın aynı yuvaya girip burada kapatıyoruz. Girdik sıkı bir şekilde kapattım. 2 adet zincir çekip dönüş yaptım. Girdim. Yine 2 zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çektim, kapattım. 2 adet zincir çektim, kapattım. 2 adet zincir çektim, kapattım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir kapattım. 2 adet zincir kapattım. 2 adet zincir yani dolana kadar kapatıyoruz. Yuvaya girip sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 yaprağımız tamamlandı. 3 zincir çekip yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. İşlem aynı. 14 zincirle dönüş yapacağım. Şu 3 yapram nasıl yapmış isem, Toplamda 6 tane olana kadar yapıp dönüyoruz. 6 tane yaprağımı yaptım arkadaşlar. Son yaprağımı da yaptım, yuvaya girdim bir sık iğnesiyle sabitledim. Şimdi 7 yuvamız vardı. 6 yuvaya yaprağımızı yaptık. Şurada 1 yuvamız kaldı. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın şu ilk başladığımız yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp sık iğne ile kapatıyorum buradan da ekleme yapacağız sap kısmını ekleyeceğiz bir adet de zincir çekip motifimizi tamamlamış olduk bu şekilde motifimiz ben orayı tüm söktüm arkadaşlar dediğim gibi motifi biraz büyük hissettiğim için şimdi şu dağları nasıl yaptık ipimizi tığ batısına sabitliyoruz 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı kapattım 1 3 adet zincir çektim yandakini de kapattım 2 2 tane tığ battı boşluğu verdim tığ battı üzerine tığ battı yaptım 2 zincir çekip dönüş yaptım İlk tığ battının içerisine girip ortasında kapattım 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıya girip yuvaya girip sabitledim 2 zincirle dönüş yaptım yuvanın içerisine girip sabitledim Şimdi burada 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Aşağıdan ilk tığ battıya girip 12 adet zincirimi kapatıp aşağı inmiş oluyorum. Bu şekilde veriyoruz ara noktasını. Şimdi ben şey ekleyeceğim zemini yapacağım. 6 tane yuva yapıyorum. Yani 6 tığ battı üzerine 6 tane tığ battı yapacağım. 3 zincir çekip yandakinde kapattım. 1, 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 2 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 3 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 4 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 5 3 adet zincir çekip de kapattım 6 1 2 3 4 5 6 şimdi 2 zincirle dönüyorum Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu son 2'ye dokunmuyorum. 4'ünün üzerine kuruyorum dağı. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvaya girip ortasına kapatıp eksiltmiş olduk. Bu sırada 3 tane yuva yapacağım. 3 zincir çekip yanda kapattım. 1. 3 zincir çekip yanda kapattım. 2. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 3. Bakın burada 1, 2 kalmış oldu. 2 zincirli dönüş yapıyorum bu sırada 2 olacak yuvamız ilk yuvan içerisine girip ortasında kapatıp eksilttim 3 zincir çekip devamındakine kapattım 1 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım 2 2 zincirle dönüş yaptım ilk yuvan içerisine girip ortasında kapattım Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zincir çekiyorum. Hatta 9 çekelim çok büyük olmasın. Devamındaki yuvaya girip kapatıyorum. Bu şekildeyim. Şimdi bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bu birinci ilmeğim. Yuvaya girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Tığımda tutuyorum ikinci. Yuvaya girip ipin ucunu al dibinde zincir çek 3. 4. Yuvaya girip ipin ucunu al dibinde zincir çek 5. 5 tane ilmeğim var. İpin ucunu alıp 2 çektim. İpin ucunu alıp 2 çektim. Geriye gidiyorum. İpin ucunu alıp 2, ipin ucunu alıp 2 çektim. Geriye gittim. 5 adet zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya girip 5 adet zincirimi kapattım. İlmeğime bir zincir çektim. Yani burada bir tane eksiltmiş olduk. Yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 2. Yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 3. Son yuvama girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 4. 4 ilmeğim var 2 çektim 2 çektim 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya girip kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine bir tane eksiltmiş olduk. Burada 3 ilmeğimiz olacak. Yandaki yuvaya gir. ilmek al. Dibinde zincir çek. Son yuvama girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 2 çektim, 2 çektim. 5 zincir çekip dibine girip kapattım. İlmeğime bir zincir çektim. Yandaki son yuvamız burası. Girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. Her iki ilmeğimi kapattım. 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip Bakın bura değil. Bir alt sıradaki yuvaya girip giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Araya bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Karşılıklarını yapıyorum. Bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım ve ana yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bakın bir tane yaprağımız hazır burada. Şimdi burada bu birinci ilmeği Yuvaya girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek, 2 ilmek. Yuvaya girip ipin ucunu al dibinde zincir çek 3 ilmek. 3 ilmeğim var şu an tığda. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. 1 zincir çekip dibindeki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvama girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 3. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. Bir zincir çekip dibindeki yuvaya girdim. Ilmek al, dibinde zincir çek, yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. Bu üçüncü sıramızda ikişer ikişer kapattım. Bu şekilde de bir sap kısmı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi şu şekilde tutuyorum. Burada 3 zincirli yuvamız vardı biliyorsunuz. Buraya girip şöyle bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Hemen yandaki yuvaya giriyorum. Dibine ilmek alıyorum. Tekrar buradan beyaza giriyorum. İlmek alıp her ikisini kapattım. Ve yeşil yuvadan son ilmeğime girdim ve beyaz yuvaya girdim ilmek aldım her üçünü kapattım. Şimdi bunu buradan bu şekilde ekledik. Bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. Kenardan da indim arkadaşlar. Yuvaya girdim bir sık iğnesiyle sabitledim. Bu şekilde Şimdi buraya da sap kısmımızı pardon diğer yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. Bu tarafa da bu birinci ilmeği yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 2 yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 3 4 yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 5 ipin ucunu aldım ikişer ikişer kapattım geriye gittim 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. İlmeğime bir zincir çekip yandaki yuvaya girdim. İlmek al dibinde zincir çektim. 2, yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek. 3, yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek. 4, 2 kapattım. 2 kapattım. 2 kapattım. 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip yandaki yuvaya gir, ilmek al dibinde zincir çek 2. Yandakine gir, ilmek al dibinde zincir çek 3. İkişer ikşer kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine gir, kapat. Bir zincir çektim, yandaki son yuvama gir, ilmek al dibinde zincir çek her ikisini kapattım. 5 zincir tepe noktasına batıp kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bu tepeye battığımız nokta dibine değil bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip bir alt sıradaki Yuvaya iniş yaptım, 5 zincir çekip aynı yuvaya kapattım. Dibindeki yuvamıza da bir sık iğnesiyle giriş yaptık. Buranın da bu şekilde yaprağını yapmış olduk. Bir zincir çekip, bakın şu kenardan bir alt sıradaki yuvada kapattım. Bir zincir çekip bir alt sıradaki kenardan kapattım. Bir zincir çekip bir alt sıradaki kenardan. Kapattım. Bir zincir çekip dibindeki tığ battıya girdim. Kenardan da böyle şekilde indik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi buraya şurada iki tığ battı boşluğu vardı. Bu tarafa da iki tığ battı boşluğunu veriyorum. 3 zincir yanda kapat 1. 3 zincir yanda kapat 2. Burada da iki tığ battı boşluğumuz var. Şimdi dağları yapmak için 3 zincir yanda kapat 1. 3 zincir yanda kapat 2. 2 zincirle dönüş yap. İlk yuvanın içerisine gir, ortasında kapat. 3 zincir çekip devamdakine girip kapattım. Tekrar 2 zincir çektim, dönüş yaptım. Yuvanın ortasında kapattım. 12 adet zincir çekip buradan ilk tığ battıya girip kapattım. Yani bu işlemi şurada olduğu gibi 3 tane yaptıktan sonra yine bu zemini yapabilirsiniz. Arası gayet ideal olur o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraların tepesinde de isterseniz pıtırcıklar koyabilir, isterseniz de koymayabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladık. Az önce diyorum ki ben bunu diyorum motifi biraz küçülttüm, ortasını küçülttüm. Meğerse tekrar aynı motifi eklemişim. Buna eklemişim. Kamera arkası ben yine aynı sayılarla şuraları yaptım, söktüm, tekrar bu küçülttüğüm motifi ekledim arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gelen iğne oyasını en benzer haliyle elimden geldiğince çevirmeye çalıştım arkadaşlar modelimiz de bu şekilde ortaya çıktı hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar